Konuşuyoruz bu programda. Bu arada Halk TV iki gündür yangını habercilik olarak çok yerinde, iyi bir şekilde. Özellikle bugünkü muhabir arkadaşımızın o arkadan çıtırtıları duyuyorduk o, o, o alandan yayın yaparken. Muhabirlik çok önemli. Halk TV o anlamda çok önemli bir e, habercilik görevi yaptı. Şimdi tabii referanslarla hep gidiyoruz. E, Kubilay Kaptan e, diye bir uzman var. E, bu işte yangınların, faciaların uzmanı. Hem Halk TV ekranlarında seyrettim hem de medyaskopta yolda gelirken dinledim. Şimdi Levent karşı karşıya olduğumuz durum şu. Bir, Türkiye Türk Hava Kurumu'nun uçakları yani yangın söndürme uçaklarını, 9 tane uçağı var. Bunlardan 5 tanesi kullanılabilir durumda. 5 tanesi alanda yerde bekliyor. Çünkü yaptığı anlaşmayla yangın söndürme işini bir özel şirkete devrettiği için onlarla da pazarlık şu şekilde biz bir şekilde söndürmeye çalışırız. Siz o uçakları yerden kaldırmayacaksınız. Bir, uçakların var, yerde duruyorlar ve onları kaldıramıyoruz. İki, söylüyorlar ki yayında işte helikopterler de müdahale ediyor, şu kadar helikopter var. Yine Kubilay Kaptan'ın yani uzmanın söylediğine göre o helikopterler modifiye yani yangın için özel olan değil alınmış ve sonradan sözlü yangın helikopteri haline getirilmiş helikopterler. ve Dolayısıyla onların aldığı suyu yangın üzerine bırakırken o yangının alevinden o bir anda buharlaşı veriyor. Bir başka nokta e, Levent. E, aslında bu modern ülkelerde yakında göl deniz olmayan yerlerde yapay göletler oluşturulmuş ki böyle yangın anlarında o göletlerden alınıp götürülebilsin diye. Onlar da yok. Yani baktığın zaman aslında işte bu yangınları kim çıkarttı, çıkartan var mı, kasıtlı mı değil mi o adli bir konu. Varsa en kısa zamanda inşallah ortaya çıkartılır. Çünkü bu bir hainlik. Yani memleketin ciğerini yakıyorsun, toprağını yakıyorsun, ağacını yakıyorsun. Hayvanı yanıyor, her şeyi yanıyor. O çıkartmak lazım. Ama toplumun şunu da hesabını sorması lazım. Arkadaş, sen böyle bir ülkede niçin uçaklarını sadece ve sadece özel bir alana emanet ediyorsun? Niçin Yunanistan'ın bile 36 tane uçağı varken sen 3 uçakla 4 uçakla özel bir şirkete devrettiğin şimdi yine aynı kişiden referansla söyleyeyim dünyanın pek çok ülkesinde bulundum diyor kendi ülkesinin orman yangınının güvenliğini başka bir ülkeye veya özel şirkete devreden tek ülke Türkiye diyor ya özel şirket ve ülkenin güvenliği yani ormanı yanıyor cayır cayır İnsanlar Bodrum'da Marmaris'te Manavgat'ta gidiyor ama diyorsun ki hani o bir uçaklar hani özel şirketler Olmuyor işte. Onun için e, Levent, e, e, birincisi Türkiye, hakikaten iktidar her konuda hem hazırlıksız, hem profesyonel değil, hem bütün yaşanmışlıklar ve uyarılara rağmen aynı hatayı tekrarlayıp duruyor. Çünkü tek bir adam her konuda her şeyi bildiğini iddia ederek bütün o bakanları falan da felç etmiş... İnan ki çoğu ben şöyle oturduklarını düşünüyorum. Ya nasıl olsa bize bir herhangi bir konuda emir gelir. Biz bir şey yapsak bile orada izin almadan ilerleyemeyiz. Ne diye varsa onu yaparız diye. Bakanlar zaten bakan adı altındaki kişilerin ne kendi iradeleri, ne kendi fikirleri, ne icraatları hepsi belli bir yerden yönetiliyor, yönlendiriliyor. Bunu da biliyoruz. Fakat işte böyle felaket anlarında hemen karşı karşıya geldiğimiz zaman hep dönüp diyoruz ki ya niçin bu ülkenin kurumları yok edildi? Yani işte eskiden bütün o alanları gezen e, orman mühendisleri, ormanın e, işte yetkilileri, sorumluları falan vardı. E, onların bir kısmı emekli edilmiş, yollanmış. E, köylüler daha fazla organize olurlarmış eskiden. Fakat köylerden göçler olduğu için köyler boşalmış. İlk esas müdahale karadan olacağı için orada bir organizasyon sağlanamamış. Kimi köylere 13 dakikada diyorlar ya ulaştık falan filan. 5,5 buçuk saat sonra bile ancak ilk köpük sıkılabilmiş. Her alanda hatta Levent işte görüntülerde gene var. Elektrik direklerini arabalarla çarparak hani elektriği kesmeye çalışan insanlar var ki Doğan Haber Ajansı, iki tane meslektaşımız az kalsın orada o elektrik çarpıyordu o görüntülerde vardı. Bir, bir felaket yani bu kadar amatör bu kadar kötü bir organizasyonda yapılan şey ortada. Bütün bunların sebebi kurumlar yok, bakanlıklar yok, sorumluluk yok. Herkes bir kişiye dönüp bakıyor. Ve nasıl olsa hani biz elimizde medya da var, o da var, bu da var. Biz bütün bunları unuttururuz, üzerine gideriz diye böyle bir tabloyla insanları karşı karşıya bırakıyorlar. Ama türlük zaten her yerde devam ediyor, her alanda. Bu sadece biraz önce de söylediğimiz gibi. Yani tek adam, gerçi yönetim tek adamla da ilgili bir şey değil. Türkiye hep böyleydi, daha da dibini buldu. Kötülüğün, çürümüşlüğün, dağınıklığın en altını yaşıyoruz Murat. Bunda tabii ki tek adam rejiminin çok büyük şeyi var, katkısı çok büyük. Çünkü biraz önce sen de dikkat çektiğin gibi herkes onun ağzına bakıyor. Yani o o yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı cümlesiyle bile konuş kullanmadan konuşmaya başlayamayan tuhaf bir insanlar zümresi var orada bakanada altında. Böyle bir yapı var orada. Ama dediğim gibi canımız yanıyor ve iktidar her alanda. Yani mülteci krizinde niye bu kadar rezil durumdaysa yangın krizinde de o kadar rezil durumda ekonomide işte Merkez Bankası'nın 120 milyar 128 milyar doları nasıl çarşı edildiyse aynen yangında da aynen aynı şey. Yargı nasıl felç edilmişse Türk Hava Kurumu da öyle felç edilmiş. Yani bir yeri, sadece bir taraf çökmüyor bir ülkede. Her taraf böyle. O yüzden her programda sevgili izleyicilerim farkındayım belki çok tekrarlıyorum. Bir kere daha tekrarlayayım müsaade ederseniz. O yüzden çok sıklıkla ülke Türkiye gasp edilmiş insanların ülkesidir cümlesini kullanıyorum. Çökmüşler ülkenin üzerine. Gasp etmişler. Bildiğin gibi çökmüşler. Ne sorunları çözüyorlar? Ne o ciddiyetle hareket ediyorlar? Ne de vazgeçiyorlar. Ne de bırakıyorlar. Bütün biraz önce söylediğim gibi bütün hesapları, bütün kitapları, bütün enerjileri, bütün akılları, bütün fikirleri biz nasıl kalırız iktidarda? Ve asla orada toplum yok asla. Şimdi yeni öbür konuya geçmeden yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü beni çok e, ilgilendirdiği için söylüyorum. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nde bir tartışma vardı. Taksi meselesi, İstanbul'un taksi meselesi. Ya İstanbul'da yaşayanlar bilirler. Korkunç bir taksi sorunu var. İnsanlar yolda birbirinin üzerine çıkıyor taksi bulmak için. Yok. Çünkü ya beğenmiyorlar yakındır diye veyahut da taksi yetmiyor Şimdi görüyorum. Büyükşehir Belediyesi çözmek için çırpınıyor. Uğraşıyor. Evet. AK Partili yetkililer, bakanlık yetkilisi orada oturmuş. Hani biliyorsun Hindistan'da ineğe tapıldığı için inek diyelim ki trenin yolunda oturduğunda o kalkmayana kadar o tren gitmiyor oradan. Biz de öyle derler. İnek gibi oturdu. Orada oturmuşlar öyle. Yani bir öküz gibi engelleyici bir şey anlamında söylüyorum. Yani o metafor anlamında kullanıyorum. Ya, sakın yanlış anlaşılmasın cümlem. Ne gidiyorlar? Ne? Ya kardeşim taksi. Resmen halkı cezalandırıyorlar. Halk umurlarında değil, orada bir taksi mafyasının sözcüsü. Sadece taksi değil, senin de iş dünyasında bir grup iş adamının sözcüsü olmuşlar. Ekonomide öyle, tarımda öyle. Yani artık ne ülke umurlarında, ne toplum umurlarında, ne insanlar umurlarında. O yüzden söylüyorum, bize düşen görev bir an önce Türkiye'yi buradan çıkarmaktır. Türkiye'nin temel sorunu iktidar değişim sorunu değil. Gasp olan, gasp etmiş olan, ülkeyi gasp etmiş olan bu insanların elinden bu ülkeyi tekrar geri alıp normal normal rayına döndürmek, kurumlarına işlerlik kazandırmak, eleştirinin, itirazın değer gördüğü,